Akademi Direksiyonu'ndan herkese merhaba. Ben Oğuzhan Hoca. Bugün Buğuz Hanım'la beraberiz. Buğuz Hanım nasılsınız? İyiyim, siz? Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Bir önceki bölümümüzde araç içi tanıtım olmuştu. Kaput ve bagajlarımızı tanıtmıştık. Bugün de parklarımızı yapacağız, ani frenlerimizi yapacağız. Parallel park nasıl yapılır, L park nasıl yapılır, 25 metre geri geleceğiz. Buyurun beraber bakalım, aracımıza geçelim, videomuza başlayalım. Ani frenimizi yapar, sağ ve sol çizgilerimizi eşit şekilde girmemiz gerekiyor bölgemize. Ani frenimizi neden yapıyoruz? İnsan veya hayvan çıkabilir, karşımıza veya başka bir şey çıkabilir. Ani frenimizi yapmadan önce tam debriyaj, hemen ani frenimizi basıyoruz, frenimize bastık. O çizgilere çok dikkat ediyoruz. Sarı alanın içinde yapıyoruz kesinlikle. Sarı alanın dışında yapmamaya özen gösteriyoruz. Şu anda 25 metre alanımıza geldik. 25 metre geri gelme alanımıza. 25 metremize girmeden önce sağ sinemizi verdik, sağa doğru yanaştık. Tam burada bölgemizde Z şeklimiz var. Z şeklimizden sağdan sola doğru tam ortalı şekilde giriyoruz. Ve ileride 25 metre yazısı var. Tam o yazıyı kaybettiğimiz anda duruyoruz. Ve dörtlüğümüzü yakıyoruz. Yavaş yavaş geri geleceğiz birazdan. Gel bakalım sağda, yavaş yavaş. Z'den içeriye doğru giriyoruz sağdan. Kendimizi ortalıyoruz, biraz sola geldim. Ortalıyorum kendimi. Düzledim direksiyonu. Biraz daha gel. Gel. Aynen. Bak önümüzde yazı var ya, 25 metre yazısı. Yazıyı kaybettim, durdum. Tamam. Bak kaybettim, durdum. Al bakalım geri vitesine. Şimdi burada paralel parkımıza geldik. Paralel parkımızda öncelikle 3 tane dubamız var. 3 tane dubadan en birinci dubamızı, fiyat yazımız var arka camda. Fiyat yazımızı da kaybediyoruz ve duruyoruz. Gel bakalım yavaşça. Geldim, fiyat yazıma bakıyorum. Ve durdum. Daha sonra tam sağ yapıyorum. Dörtlüğümü yakıyorum, park yapacağımıza dair. Aldım geri vitesimi. Aynen. Tam sağımı hiç bozmuyorum. Yavaş yavaş geri gelirken sol aynamdan 5 tane duba gözükecek. Sol aynama bakıyorum. Kontrollü bir şekilde geri geliyorum. 5 tane dubamı görüyorum ve duracağım. Geldik ve 5. dubamızı gördük, durduk. Daha sonra tekerimi düzlüyorum. 1,5 pozisyonu düzledim. Yavaş yavaş düz bir şekilde geri gelirken sağ aynamın şu üst kısmından dubamı görüyorum. Daha sonra tam sol yapıyorum. Tam solumu yaptım. Yavaş yavaş içeriye doğru giriyorum. Baktım tekerim tam çarpacak gibi. Durdum. Verdim tam sağımı. Tam sağ yaptım. İki tane manevra hakkımız var içerideyken. İki manevra hakkımı kullanıyorum şu an. Aldım birinci vitesimi. Tam sağımı hiç bozmuyorum. Yavaş yavaş ileriye doğru geliyorum. Tekerimde bir pay oluşturdum. Biraz daha gel. Geldim, durdum. Ver tam solunu. Aldım geri vitesimi. Geri vitesi alıyorum. Şimdi ikinci manevramı kullanıyorum. Tam sollu geri geliyorum. Ve aracım park alanına giriyor. Her parkta tekerimi düzlüyorum. Düzle bakalım tekerini. Düzledim. Ve şu an parkım tamamlandı. Buraya geldik. L park alanındayız. L park alanında en öndeki dubayı kelebek camımızda, buradaki kelebek camımızın tam orta kısmında göreceğiz ve duracağız. Daha sonra
tam sağımızı yapacağız. Dörtlüğümüzü yakıyoruz. Tam sağlı içeriye doğru yavaş yavaş geri geliyoruz. Önce sağ aynamıza bakıyoruz. Sağ aynamızdaki dubayı kurtardıktan sonra solumuza bakıyoruz. Yavaş yavaş içeriye doğru geliyorum. Kendimi düzlüyorum. Direksiyonumu da düzledim. Geri gelirken sağda tabelam var. Tabelamda duruyorum. Ve L parkım tamamlandı. Şu anda rampa kalkışımızı yapacağız. Sarı alanın içinde yapacağız rampamızı. Sarı alanın tam orta kısmında yapacağız. Geldim. Tam debriyaj yaptım. Yavaşça duruyorum. Şimdi rampa kalkışımızı yapmadan önce sol ayağım debriyajda. Tamam mı? Debriyajı yavaşça kaldırıyorum. Yarım debriyaj yapıyorum. Arabanın bir sesi değişiyor. Biraz titriyor araba. Sabit tutuyorum debriyajda ayağımı. Freni bırakıyorum. Yarım gaz veriyorum. Ve yarım gaz veriyorum. Yavaşça kalkışımı yapıyorum. Debriyajı bırakıyorum. Artık gazla devam ediyorum. Rampa kalkışım bu. Bütün parkurlarımızı tamamladıktan sonra sınav bitiş alanımıza tekrar geri geliyoruz. Hangi numaradaysak. Önce sağ sinemizi veriyoruz. Sağ sinemizi verdikten sonra hafifçe sağa doğru yanaşıyoruz. Direksiyonumuzu topluyoruz. Ve düzlüyoruz arabamızı. Ve sınavımız başarılı bir şekilde bitiyor. Siz de bizden ehliyet almak isterseniz Akademi Direksiyonu takip etmeyi unutmayın. Akademi Direksiyonu'ndan sevgiler, saygılar. Emniyet kameranızı takmayı unutmayın.